Herkese merhabalar, Tonguç elimde. Rasyonel sayılarda çılgın işlemler yapacağız Tonguç Hocam elimde. Beni kandıramazsınız. Çılgın mılgın diyeceksiniz, soru çözeceksiniz. Evet, Sonuçta soruyu. soru yani hocam. Ya yine soru çözeceğim sana, evet. Belki zor karışık işlemleri yapacağım Tonguç. Çok zor bir şey değil bak evladım. Çok basit düşünmemiz gerekiyor. Şimdi 1 bölü 3 artı 1 tam böyle bir acayip bir şey yapmış bize. Skandale Bir importane. çarpı demek bu, eğer bir şey yoksa burada. 1 artı 1 bölü 2 diye bir şey var. Böyle merdiven sorularında her zaman yapabileceğimiz ilk gördüğümüz noktadan başlarız. O zaman 1 artı 1 bölü 2'yi yaparım hemen burada. 1 artı 1 bölü 2'yi yapabilmek için ne yapıyorum biliyor musun Tunguç? Bunun paydasında 1 vardı. 2 ile genişletiyorum Tunguç. 2 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi toplarsam 3 bölü 2 etti mi Tunguç? Ettim. Bak, her şeyi aynen yazıyorum. 1 bölü 3 artı 1 çarpı 1 bölü 3 bölü 2 oldu mu kardeşim? Bunun yerine ne yazdım? 3 bölü 2 yazdım. Anlayabildim mi? Şu an anlama yeteneğimi kullanırken bir anda beynimde oluşan duman gözümü Saçmalama, kararttı. kes evladım. Devam ediyoruz. Süper gidiyoruz. Şimdi buraya hiç dokunmuyorum. Buraya hiç dokunmuyorum. 1 bölü 3 bölü 2'yi yapacağım şimdi. 1 bölü 3 bölü 2 de burada bir yerde yapayım kardeşim. Hiç şey Bu yapmayayım. köşe yapabilirsiniz hocam. 1 bölü 1 çarpı 2 bölü 3. Yani ters çevirip çarpma özelliğini kullanıyorum. Bunu çarparsam da 2 bölü 3 çıkıyor Tonguç. O zaman bizi tekrar yazıyorum. 1 bölü 3 çarpı, pardon, artı 1 çarpı, bunu yapmıştım, ne çıkmıştı? 2 bölü 3 çıkmıştı. 1 çarpı 2 bölü 3, 2 bölü 3'tür. O zaman cevabımız 1 bölü 3 artı 2 bölü 3'ten 3 bölü 3, yani 1'dir diyorum ve geçiyorum. Anlaştık mı evladım? Anlaştık hocam. Süper zeki bir öğrencisin. Heh, şimdi burada şunu unutmamamız gerekiyor. Üs varsa ilk başta üs alıyorsun Para Tonguç. yoksa peki hocam? Parantez varsa parantezin içini yapıyorsun Tonguç. Önce çarpma bölme yapılır. Bak, çarpma bölme yapılır. Sonra toplama çıkarma yapılır. Biz buna ne diyorduk? Püçt. İşlem sırası diyorduk, değil mi? Heh, bunu nasıl ezberlemiştik? Püçt diye ezberlemiştik hatırlıyorsan. Bu püçtte bu P parantez. Üstü sayılar. Çarpma bölme toplama çıkarma. Burada niye üstte yazmış hocam? Burada üst, hani üstte gözüksün. Hani. Ha. Yok, önemli değil. Bak, burada şunu unutmayacağız. Üst varsa üst daha da öncelikli. Ha. Bunu unutmayacağız. Ama püç diye böyle kolaylıkla ezberleyebiliyorsun, değil mi? Bunlar hiç karıştırılmıyor. En fazla karıştıran ne biliyor musun? Şu ikisi Tonguç. Ha. Çarpma, bölme ve toplama çıkarmayı herkes karıştırıyor. Gel bakalım, birazcık örnek yapalım. Mesela bu soru tarzı çok sorulan bir soru tarzı. Aslında çok basit bir soru. Bak, şöyle düşünsün. 2 artı 40 bölü 1 artı 21 bölü bir şey 7 çıkmış. Ha, şimdi şunu düşüneceksin. 2 ile ne toplanırsa 7 olur Tonguç? Bilmiyorum hocam. Ha, 5. Şu 2 ile 5. O zaman şu var ya, bak, 2 artı elim eşittir 5, değil mi? Pardon, eli eşittir 7, değil Aa. mi? O zaman elime ne yazacağım? 5. Ne güzel oldu hocam. Çok güzel oldu, değil Bundan mi? sonra kağıtları harcamam için elinize yazalım hocam. Evet, çok güzel. O zaman bu zımbırtı 5'miş. O zaman söyler misin? Hani burayı 5 buldum ya. Böyle 5 yazıyorum, bak. Buraya 5 yaz. Şimdi söyle bakalım. 40 neye bölersek 5 olur? Hani bunun sonucu 5'ti ya. Aa. 40'ı buna bölüyoruz ve 5 oluyor. 8. O zaman şu zımbırtı için ne söyleyebilirim kardeşim? 8 diyebilirim, değil mi? Çok zeki bir yöntemci hocam ya. Peki bak, 1 artı 21 bölü bir şey 8 ya. Hiç buna karışmıyorum. 1 ile parmağımı topluyorum. 2 parmağımı topluyorum, 8 çıkıyor. Neye 1 eklersek 8 olur Tonguç? 7. O zaman 2 parmağım 7'dir diyebilir miyim Evet Tonguç? hocam. Bak, senin için parmaklarımı ziyan ediyorum. Görüyor Hocam musun rezil oldunuz ya. evet? Resmen Heh. rezil O oldum. zaman diyorum ki bu zımbırtı da 7'dir kardeşim. Şimdi söyle bakalım. 21'i neye bölersek 7 olur kardeşim? Bu çok kolay hocam. 9'a bölersek. Çüş evladım. Ha 3'e Soru pardon. işareti 3'tür diyebilirim. Cevabı bulmuş oldum da. Bununla hiç uğraşmama gerek yok yani. Çok kaliteli bir Harika, yöntemdi hocam ya. zeki bir öğrenci. Gerçekten bu Tebrik ediyorum. yöntemi bilseydim Ya, hocam şu ellerim anda rezil oldu. Allah'ım ya Rabbim ya. hocam kolonyasız mendil getireyim mi? Kolonyasız mendille çok. Kolonyalı mendil gelsen daha güzel olur sanki. Hemen getiriyorum hocam. Islak aslında biraz kullanılmış bizim arkadaş Saçmalama, kullandı. kes. 1 bölü 4'ten 1 bölü 5'i çıkartalım. Hemen payda istiyorum. 5. Aa, yok. Bak, uyanıklık yapacağım şimdi. Hocam çok uyanıksınız. Gerçi yok yok, uyanık yapmayayım. Yapmayın Bunu 5 hocam. ile genişleteyim. Bunu 5 ile genişleteyim. Dürüstlük Hemen kazansın. 5 bölü 20 eksi 4 bölü 20 çarpı. Hemen bunu 5 ile genişleteyim. Bunu 2 ile genişleteyim. 15 bölü 10 artı 6 bölü 10. Tamam mı Tonguç? Tamam hocam. Bölü. Şimdi burada da çarpma yapacağım.
Bununla bu çarpılır 7. Bununla bu çarpılır 200. 7 bölü 200. Ne biçim sayılar çıktı nalet Saçma olsun ya. sapan sayılar hocam ya. Öyle bak. 5 bölü 20'den 4 bölü 20 çıkarsa 1 bölü 20 çıkar. Çarpı 15 bölü 10 ile 6 bölü 10 toplanırsa 21 bölü 10 çıkar. Bölü 7 bölü 200. Aa, toparlanmış. Sayılar birbirini ayarlamışlar. Bak bak bak. Bu ikisini çarp. 21 bölü 200 bölü 7 bölü 200. Ne yapıyorduk? Bölmede ters çevirip çarpıyorduk. 21 bölü 200 çarpı 200 bölü 7'den çatar uçlara birbirini götürdü. Sadeleşti. 7 ile 21 ile 7 de sadeleşti. 3 kaldı. Cevabımız 3'tür diyebiliriz. Anlaştık mı evladım? Anlaştık. Süper zeki mühendisin. İşte bu sorular sınavlarda çıkıyor evladım. Bu sorularda çok basit düşüneceğiz. Ulan ben bunu nasıl yapayım diye üşenmeden ilk adımı atacaksın. Buna paydasını 1 ödeyeceksin. Bunu 2 ile genişletiyorsun. 2 bölü 2 artı 1 bölü 2 çarpı bunun da paydasını biliyorsun. 3 ile genişletiyorsun. 3 bölü 3 artı 1 bölü 3 çarpı 4 bölü 4 artı 1 bölü 4 çarpı pıt 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 devam etti. 8 bölü 8 artı 1 bölü 8. Anlaştık mı Tonguç? Hocam neden soruları abartıyorsunuz? Abartmıyorum. Bak evladım. Değer mi hocam yani? Değer. İnsanlık için hocam Değer. yapmayın ya. Evren, insanlığın gelişmesi için senin matematiği öğrenmen gerekiyor. Senin beyninin çürümemesi gerekiyor. Hocam benim çürüdü zaten. Baktım çürüyor. O yüzden ben sana birazcık aktive edeyim dedim. O yüzden uğraşıyorum bak. 2 bölü 2 ile 3, 1 bölü 2 toparsak 3 bölü 2 eder. Çarpı. Bununla bunu toparsak 4 bölü 3 eder. Çarpı. 5 bölü. Evladım biliyorum beynin yandı ama bitiyor. 9 bölü 8. Bitti. Oh. Bak şimdi. Bak bak bak. Çok çok güzel. Hop 3 ile 3 sadeleşti. Hop 4 ile 4 sadeleşti. Hop 5 ile 5 sadeleşti. Hop bilmem ne bilmem ne. Ne 8 ile kaldı? 8. Ne kaldı? 9 bölü 2. 9 bölü 2 kaldı. Harikasın. İşte bu kadar. Oh be. Süper zeki bir öğrencisin. Tebrik ediyorum seni. Bir tane daha bırak soruyu bitiriyoruz. Son sorumuz. Artık yeter. Artık Hocam yetti bakın değil mi? soruyu çözen adam ne hale gelmiş. Yapmayın hocam. Sizi seviyorum. Girmeyin bu işlere. Oraya ne olmuş? Boynuzları mı çıkmış? Hocam Ha, Şirek hocam. kafasından dumanlar çıkıyor. Evet, doğalgaz sistemi yapmışlar kafasına. Kafasından duman çıkıyor. Kış geliyor, bacalarımızı temizleyelim. Evet, alakası var. 1 artı 1 bölü 3'ü hemen görebilirim, yapabilirim. Çünkü bunun altında 1 vardır. Bunun paydasını 3 ile genişletirsem 3 bölü 3 artı 1 bölü 3'ten 4 bölü 3 olur bu kardeşim. O zaman 4 bölü 3 ile de 2 bölü 3'ü birine bölebilirim. 4 bölü 3 çarpı 3 bölü 2. Alttakini ters çevirip çarpıyorum. Bununla bu sadeleşti. 4 bölü 2 2 olur. Of. O zaman bunun sonucu komplece ne? 2 oldu. 2 bölü 5 artı 2 de. Bunun paydasında 1 vardır. Bunu 5 ile genişletiyorum. 2 bölü 5 artı 10 bölü 5 eşittir. 12 bölü 5 bitti işte bu kadar. Oh be. Çok basit değil mi evladım? Ödülü sorumuzu yap cevaplara gönder. Üşenmiyorsun evladım. Hop geldi. Bam. Vay. Şimdi tonguçakademi.com. Bom bom bom. Tebrik ediyorum. Oraya gir. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz.